Sevgili arkadaşlar, size başka enteresan bir yerden sesleniyorum. Bu video işi beni çok sardı şu sıralar. Bu yazdığım blog için bence çok güzel bir çerez oluyor. Yani bu blogu bırakıp vlog'a dönmek istemiyorum. Hala yazının büyüsüne inanıyorum. Ama hani sadece yazı yerine yanına böyle videolar ve fotoğraflar koyunca bence konu daha ilginçleşiyor, daha çok ete kemiğe bürünüyor. Her neyse, şu anda Scandinberg Meydanı diye bir yerdeyiz. Bu meydan ismini Arnavutluğu Türklere karşı savunan kahramanlarından alıyor. There is a music. And there's also music, yes. Hello. Şu anda bir değişiklik. Daha önceki seyahatte olduğu gibi yalnız değilim. Kızlar da yanımda. Bu Zevcem Yelena. Yanında da Mahdumem Melissa. Melissa Nezahat. Böyle bir arada geldik buraya. Uçağa binmeden önce Yelena kulağıma fısıldıyordu şey diye. Dikkat diyor, we are going to the hostile territory. Yani düşman bölgesine ilerliyoruz diyor. Behind enemy lines, düşman hatlarının gerisinde kalacağız diyor. Bunun sebebi de malumunuz Sırplarla Arnavutlar. Nasıl söyleyeyim size, hani bizle Yunanlılardan bir parça daha fazla şeydirler. Birbirlerini severler diyeyim. Ama böyle dediğime bakmayın, o işin şakası. Buradaki insanlar çok iyi. Çok iyi. Şimdiye kadar en ufak bir şeyle karşılaşmadık. İşin açıkçası hani Yelena için düşman toprağı da benim için çok dost toprağı sayılmaz. Şu anda oturduğumuz yerde ismine Türkleri kovan, onlara karşı koyan, savunan kahramandan alıyor. Her neyse. Arnavutluk ilginç yer arkadaşlar. Size biraz daha derinleyeceğim, bahsedeceğim olan bitenden, ama sırası gelmişken böyle bir iki Arnavutluk'la ilgili bildiğimiz miti doğrulayalım ya da yalanlayalım. Her şeyden önce Arnavut kaldırımı yalan arkadaşlar. Arnavut kaldırımı diye bir yer görmedim burada henüz. Yani Arnavut kaldırımı olan bir yer görmedim. Şöyle size göstereyim. Yerler bayağı gördüğünüz parke. O yüzden Arnavut kaldırımı Arnavutluk'ta işe yaramıyor. İşin komiği, Sırbistan'da Arnavut kaldırımına kaldırma derler. Right baby, you call those pavements kaldırma. Kaldırma. Yes. Yani Arnavut kaldırımı yerine bundan sonra Sırp kaldırımı falan demeyi düşünebiliriz. Arnavutluk'la ilgili ikinci mit arkadaşlar, Arnavut inadı. Şimdi bunu doğrulayıp yalanlamak için aslında Arnavutluğa gelmeye gerek yok. Olayın skopunu biraz genişletirsek, Arnavut inadını Balkan inadı haline getirirsek, 17 senedir biliyorum doğru olduğunu. I'm talking about Arnavut inat. Albanian inat. And I'm saying that I can testify that it's true. Not only Albanian inat, but in general Balkan inat. Okay. After having been 17 years with you. Neyse, durum böyle arkadaşlar. Arnavutluk ilginç bir yer. Bizim demeyeyim, en azından ben kendim için konuşayım. Benim yaşımda olanlar ya da benim çağdaşlarım için Arnavutluk aslında bir tek isim demek. Enver Hoca. Enver Hoca deyince de hani kimisinin aklına şey gelir. Hocam hoca diyorlar ya, bu adam işte dini imanı bütün falan zannederler. Enver Hoca dünyaya gelmiş geçmiş en hırçın ateizlerden biridir. Hem ateizdir hem komünisttir. Arnavutluğu yönetirken resmi olarak dinsiz bir ülke şeklinde tanımlamış. Çok ilginç bir adam Enver Hoca. Doğu Avrupa'daki eski komünist ülkelerin liderleri, mesela Çavuşesku olsun, Zhivkov olsun, onlara benzer bir şey var, hikayesi var. Hepsi 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlara karşı savaşmış partizanlar bunlar. Tito falan da dahil tabii buna. Ondan sonra savaş bittikten sonra da
komünist ya da sosyalist bir yönetimi getirmişler. Ama hani bu komünistlik ve sosyalistlik tamamen şeyde, kağıt üstünde kalan bir şey. Çünkü bunlar böyle komünist, sosyalist, halkını seven insanlar falan değil, baştan aşağı diktatörler. Şimdi Arnavutluğu anlamak için Enver Hoca'yı anlamak gerekir dedik. Enver Hoca'yı anlamak için de Stalin'i bilmek lazım. Stalin biliyorsunuz Rusya'nın komünist partisi, onlar sekreter mi, işte başkan mı, delege mi, yani onların hep enteresan isimleri var ama sonuçta onların şefi, reisi. Ama Stalin öyle şey bir adam değil arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size, hani başarısız da olsa bir devlet adamı haline bürünmüş bir kişilik falan değil. Stalin manyağın teki. Hatta kıyasla Hitler'den çok çok daha manyak, çok çok daha sadist bir adam. Adam yani neredeyse kendi karısını öldürmüş. Kendi karısını öyle bir hale getirmiş ki kadın intihar etmek zorunda kalmış. Ya da Almanlara esir düşen oğluna, benim böyle bir oğlum yok, benim oğlum esir düşmez deyip onların eline bırakmışlar. Düşünsenize yani Stalin Rusya'nın devlet başkanı, onun oğlu savaşta Almanların eline esir düşüyor, bana ne lan diyor herif. Stalin yine Hitler'e kıyasla Hitler'in öldürdüğü Yahudilerden daha fazla insan öldürmüş. Hem de kendi insanlarını. Stalin neyse, Enver Hoca da o. Hatta Enver Hoca Stalin'in çok şey bir, nasıl söyleyeyim size, sadık bir takipçisi. Ve Stalin iktidardayken Avrupa'da komşuları dahil herkesle ilişkisini kesip sadece Stalin'le ve o zamanın Sovyetler Birliği'yle, Rusya'sıyla ilişki kurmuş. Ondan dolayı bütün Arnavutluk izole olmuş bir hale gelmiş. Ne insanlar, mesela diğer sosyalist ülkelerdeki, benim karımdan biliyorum mesela, Yugoslavya'da insan isterse cebine pasaportunu koyup işte Polonya'ya, atıyorum ben, Doğu Almanya'ya falan gidebiliyor. Arnavutluk'ta kimse ülke dışına çıkamıyor. Sovyet ülkeler dahil. O hale getirmiş. Ondan sonra Enver Hoca kendisine, burası çok enteresan, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, artık herhalde Park ve Bahçeler Müdürü, hepsini şahsına bağlamış demiyorum. Kendisini onların başkanı, şefi, bakanı haline getirmiş. Hal böyle olunca Arnavutluk bütün Avrupa içerisinde izole olmuş, fakir bir ülke haline gelmiş. Enver Hoca belli bir saatten sonra her diktatör gibi aklını kaybetmiş. Adamda acayip bir şey tutkusu başlamış ya da fobisi. Yani bunlar bizi atom bombası atacaklar Arnavutluğa diye. Ve ülkeye 170 bin tane sığınak yapmış. Bunlardan bir tanesini birazdan ziyaret edeceğiz çok yakın. Ama bu sığınakların hepsi böyle nükleer bir saldırıya dayanıklı bir halde. Bir iki kişi demiş ki, ya kardeşim hani bu sığınak yapmak bu işi bir çözüm değil. Birisi buraya atom bombası atarsa, sen sığınakta olsan da olmasan da ülke gidiyor. Ha, dışarı çıkamadıktan sonra sığınağa girmenin ne faydası var diye. Böyle diyenlerden bir daha haber alınmamış. Her neyse. Stalin ölünce Stalin'in yerine geçen Khrushchev, biz Nikita Khrushchev deriz ama tam doğru okunuşu Khrushchev, hatta Khrushchev da değil ona Khrushchev falan derler. O gelince Enver Hoca buna bozulmuş. Buna bozulmasının da bir tane sebep, en önemli sebeplerinden bir tanesi, Khrushchev'un Stalin'in gulag politikasını yumuşatması. Gulag nedir derseniz, yine benim çağdaşlarım, benim yaşıtlarım gayet iyi bilir. Rusya deyince aklı Sibirya, Sibirya'ya gidince de çalışma kampları derler. Gulag bu çalışma kamplarının ismi. Gulag'da aslında Çin'de falan da böyle correctional facility ya da yani doğrulatma yeri ya da işte eğitme yeri, insana doğruyu buldurma yeri falan derler ama buraları hapishane. Hatta hapishaneden de beter. Yani buraları insanların ölüme mahkum edildikleri, Nazilerin toplama kampı kadar kötü yerler. Genellikle Sibirya'da. Ve oraya giden insanlar en ufak bir şey yaptıklarında, hani sisteme karşı, ama böyle ciddi politik darbeden bahsetmiyorum. Atıyorum işte sabah işitmasına 5 dakika geciktiklerinde hemen yemekleri kesiliyor. Yemekleri kesilince de 2 gün sonra zaten soğuktan dayanamayıp ölüyorlar. Ya da bunları bir gece soğukta bırakıyorlar. Kalbine bir tane yumruk atıyorlar, adam ertesi gün gidiyor.
Bu gulaklarda kadınların hali çok daha kötü. Çünkü kadınlar gulakların müdürünün, kadının çekiciliğine ve şeyine göre, müdürün mevkisine göre bunların hep seks kölesi halinde. Yani tecavüz ediyorlar, parti yapıyorlar falan. Çok çok kötü yerler. Çok sizin anlayacağınız. Ve yani Arnavutluk da tabii ki bu gulaklardan nasibini almış. Enver Hoca sağ olsun, Stalin yapıyorsa doğrudur deyip burada bir dolu çalışma kampı yapmışlar. Ve yani aynı koşullarda birçok insan burada yazık hayatını kaybetmiş. Ondan sonra Khrushchev bu işi biraz yavaşlatmış. Hani bu pek hani biz komünistiz, Rusuz, böyle sert adamız falan ama bu kadar biraz fazla diye. Sonra Enver Hoca bu duruma bozulmuş. Rusya ile ilişkisini kesmiş. Ondan sonra kendisine daha yakın hissettiği bu sefer Mao'ya bulaşmış. Rusya ile Rusya büyükelçiliğini falan kapamış. Şeyde Arnavutluk'ta Enver Hoca Stalin'den sonra Khrushchev'a gıcık olunca. Ondan sonra bu sefer Arnavutluk tamamen Mao'nun güdümüne girmiş. Çin'in güdümüne ve yine aynı sertlik devam etmiş. Ta ki Enver Hoca ölene kadar. Enver Hoca öldükten sonra ortalık bir parça daha yumuşamış ve sonuçta bugünümüze geldiğimizde Arnavutluk yavaş yavaş kapılarını komşularına, Avrupa'ya falan açmaya başlamış. Ama hani ülkenin bu travmadan kurtulması çok zor. Çünkü yani ülkede hiçbir altyapı falan yok. Adam bütün parayı sığınaklara yatırdığı için yollar, şeyler, Tirana, başkent bir parça şey, insanın gözüne güzel gözüküyor. Ama hani geri kalanı ülkenin sefil. Hiçbir altyapı, hiçbir şey yok. Her neyse. Arnavutluğun kısa hikayesi bu. Buradaki insanlar çok iyi dedim ama buradaki insanlar yine Avrupa'nın gerisindeki insanlardan çok farklı. Mesela yine Doğu Avrupa'da genellikle Slav kişiler vardır. Slav ırklar vardır. Mesela Bulgarlar Türktür ama biraz Slav'dır. İşte Romenler bir parça Latin'dir, İtalyan kökenli, geri kalanı Çingene'dir. Atıyorum Polonya'ya, Çek, onların hepsi Slavlar. Sırbistan, Montenegro, Hırvatistan falan hepsi onların Slav'dır. Ama Arnavutlar Slav değil. Türk falan da değiller. Bunların enteresan bir kökeni var. Daha henüz çözemedim onu. Hani baktığım kaynaklar, okuduğum kaynaklardan da çok böyle dişe dokunur bir cevap alamadım tam kökenleriyle ilgili. Ama bir kombinasyon. Burada mesela az önce takside inerken önümüzde Ukrayna plakalı bir araba geçiyordu. Yani sonuçta yavaş yavaş şey olmaya başlamış. İnternasyonel bir hale gelmeye başlamış. Ondan sonra yola biraz daha devam edelim. Size Tirana'dan bahsetmek istiyorum bir parça. Tirana tam anlamıyla tipik komünist bir yer. Yani geniş caddeleri, bir tane kocaman bir meydanı, kocaman meydanın etrafında böyle sanatsal etkinlikler. Geri kalan binaların hepsi de zevksiz, tek düze komünist apartman blokları. Şimdi şöyle hemen arkamda bir müze var. Tam karşıda opera binası. İleride minik bir cami. Caminin yanında dönme dolap, çiçekli bir tank. Birazdan onların yanına gideriz. Ondan sonra burada da arkadaşlık, dostluk arıtı gibi bir yer var. Yavaş yavaş yola koyulalım. Let's move slowly so that I can show a bit of Skanderborg Square. Maisie, up. Gördüğünüz gibi Mezi keyif yapıyor burada. Up. Monkey. Hadi yavaş yavaş yola koyulalım. Gördüğünüz gibi gayet neşeli müziğimiz var. Devam edelim. Meydan bayağı neşeli yer. Gördüğünüz gibi çiçekli bir tankımız var.
şöyle size daha geniş açıdan göstereyim. Namlusundan çiçekler çıkmış. Herhalde Emre Hoca'dan sonra yapmışlar bunu. Şimdi yolumuza devam edelim meydanda. Burası ilginç yer arkadaşlar ya. Yani ben sevdim. Enteresan bir havası var. Öyle geleneksel bir Avrupa şehri değil elbette ama yine en azından benim çağdaşlarımın bir simgesi haline gelmiş bir yer. Neyse, size daha devam edeceğim Arnavutluk'tan seslenmeye. Şimdilik hoşça kalın. The point is stuck on the skin of the person. Yes. And the honeybee dies after stinging anything. I'm going to die. I'm a honeybee. You're a special honeybee. You are highly evolved. All those who forget his past is bound to relive it in the future diyor burada Prima Levi. Prima Levi bilenleriniz için, bilmeyenleriniz için Auschwitz'te Holocaust'tan sağ çıkmış bir Yahudi ama daha sonra intihar etmiş. Enteresan. Şimdi sığınağa giriyoruz, devam ediyoruz. Burada gördüğünüz sığınağın girişi sevgili arkadaşlar. Adam bu sığınak gibi 170 bin tane sığınak inşa etmiş. Bunların hepsi nükleer bir saldırıya dayanıklı. Burayı gerçi bir müze haline getirmişler. Burada gördüğünüz gibi bizim Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye tarzı emmiler var, tüfekleriyle falan. Yolumuza devam edelim. The weapons displayed in this room have been deactivated and turned into a museum object. Diyor ki buradaki silahlar deaktive edilmiş, artık işler halde değiller. O yüzden alıp birilerine ateş etmeye kalkmayın. Yolumuza devam ediyoruz. Başka bir sığınak odası. Look at dog. Yeah. Can it teach me? Mm-hmm. Bite. Tavanda
da tam arkamda bir tane AK-47 görüyorsunuz. Kalaşnikov. Burada yazdığına göre sınır kontrolleri hep köpeklerle yapılıyormuş. Köpekli şunlar. Mezinin çok ilgisini çekti. Evil set on roots when a man begins to think that he is better than others. Mother Teresa. Teresa Ana diyor ki şeytan orada köklenir. Bir insan kendisini diğerlerinden üstün görmeye başladığı zaman. Burası arkadaşlar briefing odası, haberleşme odası. Nükleer bir saldırı olduğunda burada toplanıp konuşuyorlar kendi aralarında. Alın size Mad Max 3. Dünya Savaşı sonrası apokaliptik dönemden kalma bir dekor. Çok güzel yapmış adamlar ya. Görüyor musunuz burada? Bir Daktilo. Çalışma masası. Burası hücre. Şimdi bir sığınağın içinde ne hücreye, bir hapishaneye nasıl bir ihtiyaç var diye sorarsanız bu adamın paranoyasında. Sığınakta kim olur? Kendi arkadaşları, kendi yoldaşları değil mi? Ama onlardan biri eğer aksilik ederse bu gördüğünüz burası acayip klostrofobik arkadaşlar. Nasıl diyeyim size, böyle 4 metreye 1 metre bir yer. Size daha başka bir açıdan göstermeye çalışayım. Yani paranoyanın sonu yok gördüğünüz gibi. Devam edelim yolumuza. Mezi. Burası decontamination room. Yani birisi radyasyona expose olduğu zaman, radyasyon bulaştığı zaman burada temizleniyor. Gördüğünüz gibi betondan mum mezi. Of course it's dark. Muhtemelen burada duşlar varmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü radyasyondan arındırmak için gerekiyor. Ne yolumuza devam ediyoruz. Burada acayip insanın içine kadar yerler var. Bunların hepsi dikantamadan şey için. Bu oda sevgili arkadaşlar, rejime karşı çıktığı için öldürülen insanların listesi. Şöyle bir tanesine yaklaşıyor. Gördüğünüz gibi çok uzun bir liste. Bunlar her yerde asılı. Burada giyecekleri. Burası İçişleri Bakanı'nın odası, sığınakta. Gördüğünüz gibi burada askları var. Tabii ki bayrak, kitaplar. Komünizm önemli malumunuz. Muhtemelen Marx, Engels falan. Bir daktilo. Telefon. Polisya.
Folklore. Halkın polisi falan gibi bir şey. Matahari. Polis birlikçisi. Mizi. Yani öyle Arnavutluk falan deyip geçmeyin. Bilgisayarımız bile var. Durum böyle. Drive you for 250 meters. Why do we have to go? I don't really want to go. I want to take a break. Do you have any other suggestions? No, I want to take a break. You took your break. You are taking your break now. You are on a bench? Yeah, but not a lot of the rest. Say what? Not a lot of the break. Okay, take your time. Kızımız mızmızlanıyor. 250 metre ileride gideceğimiz yer var. Oraya yürüyemem diyor. Taksi çağıralım diyor. Taksi de demiyor biliyorsunuz. Taksi diyemez. Taski diyor. Bakalım biraz dinlenelim. Onu rahatsız ederiz. Sevgili arkadaşlar, Arnavutluk seyahatimiz bir parça heyecanlı başladı. Yazdığımda da görürsünüz ama kısaca anlatayım size. Uçağımız Basel'da Euro Airport öyle bir havaalanı var. Fransa, Almanya ve İsviçre'nin kesiştiği bir uç noktasında. Ve bütün bu ucuz havayolu şirketleri orayı tercih ettiğinden dolayı son zamanlarda Avrupa'ya bütün seyahatlerimiz o havaalanında. Her neyse. O havaalanına Tirana'ya kalkacak uçağımızı böyle 2 saat kala ulaşabilecek şekilde kendimizi ayarladık. Hatta fazladan bir 45 dakikaya 1 saat falan bile erken gelme durumuna geldik. Tam otoyoldan çıktık. Havaalanına girmek üzere exit'i alacağız. Bir polis arabası bütün o çıkış rampasına kukaları dizmişler. Havaalanı kapalı. Kapalı da ne yapalım ya? Açılacak mı? Açılmayacak mı? Bir yere mi gidelim? Başka yoldan mı gidelim? Yok. Hiçbir şey söylemiyorlar. Sadece bizi kışladılar. Böyle yolumuzu Alsas'a doğru devam ettik. Ondan sonra geri dönüp diğer taraftan girmeye kalktık. Yine kapalı. Bu sefer Zevcem'in aklına şey geldi. Geldi dedi, İsviçre'ye geçelim dedi. İsviçre tarafından çünkü sınırı hiç geçmeden direkt o havaalanına giden başka bir yol var. Oradan gidelim. Oraya girerseniz park yerini İsviçre rayiçleriyle ödüyorsunuz. Fransa'ya göre iki kat daha pahalı. Ama mukadderat. Nasıl çok kısa kalacağımız için bir şey fark etmeyecek. Hadi dedik oradan gidelim. Oradan girdik. Havaalanına ulaştık. İşin enteresan tarafı. Ama havaalanına gittikten sonra park yerine giremedik. Bütün park yerinin bariyerleri açılmıştı. Şey diyorlardı. Yani çıkın. Park yeri dolu giremezsiniz ama çıkabilirsiniz. Ondan sonra biz ne yapalım falan diye bakındık sağa sola, yapacak bir şey yok. Ondan sonra baktık otobüsler gelmeye başladı İsviçre tarafından. Ya iyi dedik, madem otobüsler geliyorsa demek havaalanı açıldı. Tekrar Basel'a geri döndük. Ondan sonra oradan Fransa sınırını geçip bu sefer Fransız tarafından havaalanına geçtik. Neyse, arabayı park ettik. Meğer havaalanına bomba ihbarı yapmışlar. Bomba ihbarı yüzünden bütün uçuşları durdurmuşlar. Sadece bir tane Pegasus indi biz oradayken. Ama nasıl indi biliyor musunuz? Böyle yalpalıya yalpalıya, sarhoş gibi. Herhalde fuel emergency falan declare etti pilot. Bayağı şeydi yani, enteresandı. Saatler boyunca hiçbir uçak inmedi. Önce bütün havaalanı uçağa binmek isteyen binlerce insanla doldu. Her yer sıra. Anlatabiliyor muyum? Böyle security sıra, Almanya'ya gideceğimiz için pasaport kontrolünden geçmemiz gerekiyor. Pasaport kontrolünde başka bir sıra. Ondan sonra uçağa binişte başka bir sıra. Ve Wizz Air'le uçuyoruz. O uçağın da dakika olacağı tuttu mu? Zar zor böyle. Anons yaptıkları zaman işte uçağınız boarding'e hazır diye biz sıraya girdik. Neyse, uçağa atladık geldik.
Ama onun haricinde şey güzel gidiyor. Otelimiz çok güzel. Şey, başkent Tirana'ya böyle 40 dakika falan uzaklıkta. Deniz kenarında. Deniz kenarında değilsem, deniz manzaralı değil ama denize böyle bir 100-200 metre uzaklıkta bir yerde. Bir şey diyorlar, Adriyatik'in Almanya, Arnavutluğun kıyısındaki en funky yeri, en güzel yeri diye. Bakalım yarın kısmet olursa deniz kenarında falan bir gezeceğiz. Buraya gelme sebebimiz enteresan sevgili arkadaşlar, çünkü sevgili karım ve Zevcem'in doğum günü için geldik buraya. Niye Arnavutluğa geldiniz derseniz, sağ olsun o benim için geldi biraz ya. Çünkü görmediğim ülkeler listesinde Arnavutluk olduğunu biliyor, buraya gelmek istediğimi biliyor. Hadi dedi, gel dedi, yaş günümü burada orada kutlayalım dedi. Tamam dedi. Sağ olsun. Onun sayesinde buradayız. Yani. Tirana güzel yer sevgili arkadaşlar. Ancak yani şöyle söyleyeyim, buraya sadece Arnavutluğu görmek için, Tirana'yı görmek için gelmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü burası çok şey bir ülke, değişik bir ülke. Yani 1990'lardan beri bu işte batılılaşmaya çalışan eski Sovyet bloğu ülkelerini geziyor. Oralarda yani yıllarca yaşadım bile. Şey, gayet iyi biliyorum o geçiş sürecinin aşamalarını. Arnavutluk daha onun başında. Ancak Arnavutluk'un çok büyük bir avantajı var. İnsan gücü, nüfusu çok iyi durumda. Bir kere bizim Edirne'de gördüğümüz kadarıyla söylüyorum tabii ki. İnsanların hepsi okumuş. Tirana'da İngilizce konuşmayan yok gibi. Herkes rahat rahat İngilizce konuşuyor. Ve her şeyden önemlisi sevgili arkadaşlar, burada başı kapalı bir tane insan görmedim. Hani yani bazı yerlerde şey diye geçer, Arnavutluk bir İslam ülkesi falan diye geçse de burada yok yani. Burada dinin ağırlığı yok. Ondan dolayı çok hızlı gidecek bu adamlar. Hatta şöyle söyleyeyim, yatırım tavsiyesi diye almayın. Eğer imkanınız varsa buralarda mal mülk alın, bir iş kurun falan. Burası uçacak. Kesinlikle uçacak. Çünkü insanlar istiyor. İnsanların önünde yobaz bir takoz yok. Aynı şey mesela Bosna için söyleyemeyebilirim ya da Moldova için söylemeyebilirim. Orada yani değişik türde takozlar var. Ama burasının önü bence çok açık. Ama bu haliyle, bugünkü haliyle o geçişin çok başındalar da. Yani şöyle söyleyeyim, İngilizce konuşarak rahat rahat gezebilirsiniz. Kredi kartınızı, cash kartınızı falan rahat rahat kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ancak mesela servis hala eski komünist kafası. Dün akşam kaldığımız otel bayağı funky bir otel. Güzel, güzel bir otel. Mövenpik. Ki yani benim hayatımın yarısı Mövenpik'lerde geçti diyebilirim. İsviçre'de bir şirkette çalıştığım için Mövenpik'te bir İsviçre oteli. Çok kaldım, çok gördüm. Yani şimdiye kadar gördüğüm en güzel otel zincirlerinden biridir. Şeyden falan çok daha iyidir. Siz söyleyin. Hilton'dı, Sheraton'dı falan. Onların hepsine 5 basa. Burayı da öyle yapmışlar ama hala eski komünist kafası. Yani kapitalistliğe ve lükse geçişi böyle bir şeyleri bir araya getirerek olacağını düşünüyorlar ama insan faktörünü unutuyorlar. Mesela gelen aile yemek için mantarlı bir peynir soslu bir mantar söyledik ama appetizer yemeye başlamak için. Ondan sonra işte o tavuk söyledi, ben et söyledim falan. Aradan böyle bir saatten fazla zaman geçti, hiçbir şey yok. Böyle bir şişe şarap söylemiştik, o şarabın sonuna falan gelirken mantar geldi. Appetizer diye söylediğimiz, daha ondan bir kaşık almadan geri kalanı söylediğimiz her şey geldi. Böyle bir anda masa şeylerle doldu, tabaklarla doldu. İşte bomba, şaraplı mantar, et, tavuk, mezinin tavuğu, mezinin suyu, onun kokteyli, benim bilmem ne falan. Ve yarısı soğuk mesela, benim şey et dondurma gibiydi. Çünkü sırayı tutturamamışlar, muhtemelen mantarı unutmuşlar. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra tavuğu bir şey hatırladıktan sonra lan anasını satayım mantarı unuttuk demişler. Arada acele bir mantar yapmışlar. Mantar sıcaktı çünkü. Ondan sonra baktılar ki yemeğin gerisi soğuyor, götür anasını satayım demişler. Şey bir arada geldi. Servis çok kötü. Sabah yine kahvaltı var. Yine böyle business otellerde bilirsiniz kahvaltı şeydir.
yani sabah bir otelde kalıyorsanız bir an evvel kahvaltımı yediğim de çıkayım gideyim dersiniz. Hani öyle oturup da restorançılık oynamazsınız orada. Yani işte şarap menüsünden şarap söyleyip de yanınızdaki karınızın kızın kız arkadaşınızın elini tutup gözlerinin içine falan bakmazsınız. Otel sonuçta. Yani bir an evvel işimi bitireyim de çıkayım gideyim diye düşündüğünüz bir yer. Bu sefer garson geldi bize menü getirdi. Ne oğlum dedi. Kahvaltı menüsü dedi. Kahvaltı menüsünde 3 tane şey var. Entry var. Yemek çeşidi var. Bir tanesi pancake. Bir tanesi klasik kahvaltı. Öbürü de şey, cereals. Ben şunları büfe yapıp koysanız 5 dakikada yiyip gideceğiz. Ama yok. Menüden söyledik. Garson işte yarım saat sonra geldi. Siparişimizi aldı. Ondan sonra yine ortadan kayboldu. Bir yarım saat sonra kahvaltı geldi ama kahvaltı yarım geldi. Yani mesela Mezi süt istemişti. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Teknik bir şey hallediyoruz. It's not charging now. Are you sure? Because normally... Alright, it's charging, it's charging. Tell me if... Alright. Neyse. Teknik aksaklık. Ondan sonra zar zor kahvaltı geldi. İşte eksikler tamamlanana kadar falan bir baktık. Böyle 1,5 saatimiz falan kahvaltıda gitti orada. Yani... Diyeceğim o ki... Hadi daha tam o değişimi tutturamamışlar. O komünist kafadan ne derler? Hadi kapitalist diyelim. Kapitalist kafadan ziyade böyle servis ağırlık kafaya geçene kadar. Ama onun haricinde otel de çok güzel. Ve yine böyle hadi wannabe batılı ülkeler diyelim. Batılı ülke olmaya heves etmiş ülkelerdi. Gittiğiniz oteller, restoranlar Batı ülkelerden çok daha fazla dikkat ederler şeyler. Mesela uzun yıllardır ilk defa girdiğim bir otelde minibar vardı. Normalde Hilton'da, Sheraton'da falan bile şu sıralar minibar bulmak mümkün olamayabiliyor. Ondan sonra işte tıraş kiti atıyorum, ayakkabı cilası, bone, diş fırçası falan. Uzun süredir şey yapmamıştım, ben denk gelmemiştim. Çünkü business otellere çok takılmadığım için. Ama oluyor, oluyor böyle. O yüzden otelimiz çok güzel. Tirana güzel. Bir gün. Bir günden bir saat fazla planlamayın buraya yolunuz düşerse. Hatta direkt buraya gelmenizi de tavsiye etmem. Şey yapın. Yani burayla bir yeri birleştirip yapmayı deneyin. Mesela buradan Kosova'ya geçebilirsiniz. Ya da Montenegro Arnavutluk falan yapabilirsiniz. Hatta Bosna, Montenegro, Arnavutluk. Bütün böyle eski Yugoslavya'yı kapsayan bir gezi yapmak da çok güzel fikir olabilir. Ondan sonra yine başka... Bu arada Zevcan babasıyla konuşuyor şu anda. Başka bir şey, yine biraz dikkat. Böyle 2-3 tane anahtar kelime var. İki yani doğru olma, doğruluk bakımından rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı şey Sırplar için de geçerli. Kosova derseniz bu milletin ikisi de böyle oluyor. Demeyin. Kim? Herkesin bir tane Kosova'sı var. Dünyada her ülkenin bir tane Kosova'sı var, unutmayın. Kim haklı kim haksız onu tarih gösterecek. Ama onun haricinde ne ben ne Yaren'e şimdiye kadar Türk'üz, Sırp'ız, İsviçre'liyiz diye bir şeye uğramadık. Burası çok çok güvenli bir yer. Çok güvenli bir yer. Böyle ufacık çocuklar, genç kızlar falan rahat rahat gezinebiliyor. Müzik çok güzel. Yemekler çok güzel. Her şeyden önemlisi şarap çok güzel. O yüzden buraya gelin derim. Değişmeden. Burası değiştikten sonra yine klasik bir ne derler? Klasik bir modernleşmiş Orta Avrupa şehri olur. O zaman da bütün tadı kaçar. Her neyse. Sizi yine gelişmelerden haberdar edeceğim. Birazdan da Zevcem'in doğum günü yemeğini ne derler? Eda edeceğiz.
Ondan sonra yarın daha Adriyatik'ten size bir şeyler söylemeye çalışırım. Hadi şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bu arada Ramazan'mış bilmiyorum ben. Yani Ramazan beni ilgilendirdiğinden değil, ilgilendirmiyor. Doğruluk bakımından söylüyorum. Ama yani kutlayanlar için tabii ki hayırlı olsun. Yani onlara da bir lafım yok ama beni ilgilendirmiyor. Ama gördüm ki bir kıyamet kopmuş. Ramazan'da biri rakı paylaşmış da öbürü şarap paylaşmış da falan. Hani ona istinaden yaptığım bir hareket değil bu. Paylaşmakta hiçbir sakınca yok bence. İyi de yapmış. Kimseye giren çıkan olmamalı. İsteyen istediğini içer, istediğini içmez. Orucunu tutan tutar, tutmayan tutmaz. Kimseyi ırgalamaz bu. Ama yani şu anda böyle beni şarapla görüyorsunuz. Hani bu böyle bir protesto ya da şey değil. Destek değil. Ben neysem oyum. Ramazan olmuş olmamış. Ben her zaman şarabımı içerim sevgili arkadaşlar. Ha, bunun günah sevabı inanana göre sonuçta bana girecek. O yüzden yani kimsenin bana akıl öğretmesine gerek yok. Ben de kimseye akıl öğretmediğim gibi. Ben kimseye Ramazan'da zorla şarap içirmiyorum. Kimse de bana zorla şarap içme demez. Neyse. Niye daldık buralara bilmiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.